lambda'da arkadaşlar üçüncü bölge neresidir? Hemen görelim. Bakın 1 2 3. Yani x'in de negatif, y'nin de negatif olduğu yer. eksiye eksi demek ki x burada eksiymiş, y de eksi. Yani a eksi b de eksi. Eksiyle çarparsak kendisi eksiydi, artık artı oldu. Eksiyle eksiyi toplarsak eksi olur. Artı eksi kaçıncı bölgede? x'in artı, y'nin eksi olduğu bakın işte burası dördüncü bölge arkadaşlar yani E şıkkı. Yeşil çizgi yani neresi orası? Ankara Aksaray mı? Ankara Aksaray ile gösterilen aradaki mesafe 200 kilometreymiş. Bakalım normalde iki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlar nasıl bulunur? x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Bunun da kare kökünü alırsak uzaklığı bulmuş oluruz. Yani buradan 6, 8, 10 geldi. Şimdi 10 birim kaça karşılık geliyormuş? 200'e. O zaman Ankara Kayseri'yi de bulalım. Y x2 eksi x1 14 eksi 2'nin karesi. Y2 eksi y1 böylece 5 eksi 10'un karesi zaten aynı zamanda 5'in de karesine eşit olur. 5, 12, 13 geldi. O zaman 10 birim 200 birime karşılık geliyorsa her bir birim aslında 20 birime karşılık geliyor. O zaman burayı da 20 ile çarparsam 260 olur arkadaşlar D şıkkı. 4 demiş ya arkadaşlar. 4 birim sağa gittiğimizde hangi ekseni buluruz? Y eksenini buluruz. Yani y ekseni böyle EBD üzerinde olur. 2 birim yukarıda olduğuna göre 2 birim de aşağı gidersek o zaman direkt 0'a 0 yani orijini bulmuş oluruz. Gerçekten bakın orijin B noktasındaysa 2 birim yukarı çık, 4 birim de sağ git K'ye buluyorsun. Cevabımız bu yüzden B şıkkı noktasının ordinatı 6 ise OD uzunluğu 6 demektir. A noktasının apsisi eksi 6 ise buranın böyle uzunluğu 6 olur indirdiğimiz dik uzaklık. Haliyle aslında şu ADO'nun yüksekliğini biliyoruz. O zaman şurası 4'müş pardon. O zaman bu üçgenin alanı arkadaşlar 4 çarpı 6 bölü 2'den 12. Bunun bize faydası OB'yi birleştirirsek alanlar tabanlar burası da 12 olur. Paralel kenarın alanı 2'ye bölünür köşegen tarafından. O zaman burası da 24 geldi. Böylece cevap 48 oldu A şıkkı. E noktası H, FG bunlar orta noktaymış arkadaşlar. Bir dörtgende orta noktaları buluşturursanız bu bir paralel kenar oluşturur. Paralel kenarın analitik düzlemde özelliği nedir? Karşılıklı apsisler toplamı birbirine eşittir. Karşılıklı ordinatlar toplamı birbirine eşittir. Çünkü köşegenler birbirine ortalar. Bu yüzden de hem FH'ın hem EG'nin orta noktası aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla E noktası 1'e eksi 1. Karşısındaki G noktasının apsisi M. 1 artı M eşit olmalı. F'ye bakıyorum apsisi 3. H'a e bakıyorum apsisi 2. O zaman 2 ile 3'ü toplayacağız. 5 olacak. Yani M buradan 4 gelecek. Aynı yorumla arkadaşlar. Diyeceğim ki ordinat eksi 1. Ordinat ne? Eksi 1 artı n eşit olmalı. 3 ile 1'in toplamına 4. Yani n de 5'miş. Böylece m artı n 9 geldi b şıkkı. Açı ortayın kenarlarının oranı bakın 6 bölü 9. O zaman parçaların oranına eşittir. 2k'ya 3k. Bu bize şunu getirir. Aynı doğru üzerinde olan noktalarda 5 birim ilerlediğimde sağa doğru. Peki hocam sağa doğru gitsem sola doğru gitsem fark eder mi? Hayır sonuçta doğru sonucu bulursunuz. Ee, sağa doğru 5 birim gittiğimde 8'den, eksi 7'den 8'e kaç artıyor absis? 15. O zaman 1 bir birimde 3 artar. Haliyle 2 birimde de arkadaşlar 6 artar. Böylece eksi 7, 6 daha absis 1 olur. Ordinata gelirsek. Ordinatta da 3'ten 8'e 5 birimde 5 artış var. 1 bir birimde 1 bir artış olur. O zaman 2 birimde de 2 artış olur. 3, 2 daha 5 yaptı. Apsis ve ordinat eksi 1 artı 5'ten 4 geldi D şıkkı. Dış açı şöyle bakın. Böyle işaretleyeceğiz dış açı ortayın bittiği yeri. İlk kenar olan uzaklığın ikinci kenar olan uzaklığı. Zaten kenarlar da bu dış açının iç açısı. Dolayısıyla 4'ün 7'ye oranı 4 bölü 7. Şöyle CD 4 M ise bakın DM 7 M'dir. Bu yüzden 3 M kalır arkadaşlar. Artık bundan sonra da ne söyleriz? 3M, 4M yine artık orana bakacağız. Diyeceğiz ki 3M'de eksi 8'den 0'a apsis kaç artmış? 8 artmış. O zaman M birimde 8 bölü 3 artar. 7M'de arkadaşlar 7 çarpı 8'den 56 bölü 3 artar. Demek ki D noktasının apsisi eksi 8 artı 56 bölü 3 olacak. Gelelim Ordinata. Ordinatta da ne söyleyeceğiz şimdi? Ordinata baktığımız zaman da 3M'de bakın 1'den eksi 1'e 2 azalış olmuş. O zaman 7M'de de 2 bölü 3 çarpı 7'den 14 bölü 3 azalış olacak. Ordinatını yazıyorum. 1 eksi 14 bölü 3 oldu arkadaşlar. Apsis ve ordinatı toplarsak eksi 8 artı 1 56 bölü 3 eksi 14 bölü 3 Burası 42 bölü 3 oldu, 14 oldu, 14 eksi 7'den de gördüğünüz gibi 7 gelmiş oldu. C şıkkı. Bu arkadaşlar, bunlar paralel kenarı olduğu için alfa yine bakın şöyle burası da alfa olacak, burası beta ise burası da beta olacak. Tabii ki tetaların da karşısı aynı olduğu için eş üçgen. Yani buradaki beta'nın karşısı olan DK uzunluğuna ise FB uzunluğu da odur. Bundan dolayı şunu söyleyebiliriz. 2'den 6'ya 8 artmış. O zaman 4'ten de 12'ye 8 artar. Sonra arkadaşlar 3'ten 4'e 1 artmış. Demek ki pardon 2'den 6'ya nasıl ben 8 artar dedim ya. 2'den 6'ya 4 artmış. 4'ten de 8'e 4 artar. 8 olur. 3'ten 4'e ordinat 1 artmış. Burada da eksi 2'den Eksi 1'e ordinat 1 artar. Demek ki koordinatlar toplamı böylece 8 1'den 7 oldu arkadaşlar C şıkkı. Düzlemde noktaları ben aslında genelde rastgele yerleştiriyorum arkadaşlar. Ama burada hepsi x ekseninde orijinde y ekseninde olduğu için özel noktalar. Bunları şöyle B noktası 0'a 0'da, A noktası 0'a 6'da ve C noktası da 8'e 0 olduğu için böyle bir analitik düzlemde yerleştirelim. Belki kolay bir şey olur. Olmazsa da normal yaparız zaten. A köşesine ait dış açı ortay. Ee, karşı kenarı kestiği noktanın koordinatları nedir diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle uzatırsak. A'nın arkadaşlar açı ortayını da şöyle renk değiştirerek yapayım. Bakın şöyle bir dış açı ortay gördünüz mü? Ve burası... Alfa, alfa demiş olayım. 6, 8, 11'im. O zaman açı ortay neydi dış açı ortay? Bittiği böyle bir K noktası diyelim. K noktasının birinci kenara uzaklığının ikinci kenara olan uzaklığına oranıydı. Neler peki o oranlarda? İç açıdaki bu kenarlardı. İç, i̇ç açıdaki kenarlar 6 bölü 10. Yani sadeleştirirsek 3 bölü 5. Bakın şimdi KB'ye 3M ye diyorduk. K, C orası herhalde 5M. Bu yüzden 8'e 2M ise 3M'ye de 12 olur. K buradan eksi 12'ye 0 olur. Eğer bununla ilgili iç açı ortayla ilgili hiçbir kavramı bilmiyorsanız birazcık iç açı ortaya ve dış açı ortaya bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü sorularda geliyor bakın böyle. Bu ikizkenar üçgenlerde bazen böyle tabana dik indiririz. Burayı da ilgili bir şey varsa bazen de aslında dik V'den yararlanarak eşliği görürüz arkadaşlar. Birçok kare sorusunda da yapmıştım bunu bakın. Böyle dik indiriyorum. Bir de bunu yapma sebebim bir tanesi bana zaten C'yi vermiş. C'nin koordinatlarını yazmak için böyle burası 2 oluyor. Haliyle bakın şimdi burası alfa. Buraya beta desem buraya beta kalır. Buraya da alfa kalır. 90'ların karşısı aynı olduğundan şu CPB üçgeni ile AOB üçgeni eş olur. Böylece alfa'nın karşısı da 2 gelir. Absisi 8 olduğu için BP'ye 6 birim kalır. Eşlikten burası da 6 olur. Böylece artık benzerlik yapacağım. 2'nin 6'ya oranı PD'nin DO'ya oranı. DO bölü PD'nin oranı 1 bölü 3 geldi. Yani buraya X desek tamamı arkadaşlar 3X olur. Haliyle şuradaki 8 birime 2X kaldı. 2x8se x de 4 olur. Demek ki D'nin koordinatları 10, 12 12'ye 0. Yani apsis soruluyor 12 E şıkkı. Bir koordinat sistemini çizelim çünkü 0 8 ve 0 10 e, özel noktalar. Y ekseninde ikisi orijinden geçen demiş. Y ekseninde o yüzden bunu rastgele çizmek yerine böyle çizmek daha mantıklı. Şimdi bir tane çember orijinden geçiyor merkezde y ekseninde olduğuna göre orijine dik aslında teğet daha doğrusu pardon çünkü merkezden teğete inen doğru diktir. E orijin dik olduğuna göre o zaman burası merkez e, ve tam da teğet olacak burası. Şimdi bunun yarıçapı 10, diğerinin yarıçapı da arkadaşlar 8. Bunun merkezi de 0'a 8'de. Şimdi küçük çemberi de şöyle çizelim. Bu da orijinden geçiyor böyle. Buna teğet olan bir kiriş Haliyle ne olacak? Burası da tabii ki 90 derece. Merkezden kirişe inen doğru dik. X eksenine paralel dediği için burası 90 derece oldu. Ve arkadaşlar yarı çap 10 olduğu için yine burası 10 santim. Küçüğün yarı çapı 8 olduğu için şurası 2. Çapı bunun 16 olduğuna göre buraya da 6 kalır. Böylece 8 santim oldu. 6, 8, 10. Merkezden kirişe inendik. Kirişi ikiye böler. 8 8'den 16 santim oldu kirişin uzunluğu. D şıkkı. Şöyle bir merkez, şimdi merkez diyorum pardon. B'den bir dik indireceğim. Burası bir birim arkadaşlar. Sonra yine buradan da dik indirelim. Burası 3 birim, burası 2 birim. Sonra B noktasının apsisinin de 4 olduğunu biliyorum. Buraya da böyle bir dik indirdim. Biraz karedeki eşlikten yararlanacağım. Hangi eşlik? Şu böyle klasik bizim bir ezber eşliğimiz var ya. Böyle alfa beta 90 alfa beta 90'lı arkadaşlar. Ondan yararlanacağım. Haliyle e, şöyle burada 1 olduğu için karşı kenarda bir Dikkatlice izleyin lütfen. Burası 1. Bir, 2 birim kaldı. Şuraya alfa diyorum. Buraya beta diyorum. C'den de işte buraya dik indiriyorum. Gördünüz mü? Bu üçgenle şu üçgen 90'ların karşısı aynı olduğu için açılar da alfa beta 90 olduğu için eş üçgen oldu. Alfa'nın karşısı yeşilde 2. O zaman alfa'nın karşısı arkadaşlar burada kırmızıda da 2 olacak. Toplamda B'nin apsisi 4 olduğu için şuraya 2 birim kalır. Dikdörtgenden dolayı yukarısı da 2 olur. Sonra arkadaşlar C'nin böylece apsisini 2 bulmuş olurum bakın sonuçta. Şöyle y eksenine dik uzaklık. Sonra gelelim ordinata. Dikkat edin lütfen. Beta'nın karşısı 2, 2 2 2 2 6 birim. O zaman aynı şekilde burada da beta'nın karşısı 6 birim olmalı. 6 birim olduğu için ancak şuradaki ufak 1'i unutmayın. Burası 1 birim yukarıya 5 birim kaldı. Demek ki burası da arkadaşlar 2'ye 5'miş B şıkkı.